genç aziz Türk şehitlerimizin manevi huzurlarıyla bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Yöneticilerimiz, değerli meslektaşlarım ve bugüne anlam katan aydınlık yüzlü çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz. Geçen sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan coşkusunu evlerinizde, ailenize ve bizlere o kadar güzel yansıttınız ki, hepinizi tebrik ediyor, güzel yüreklerinizden öpüyorum. Pandemiye rağmen bu yıl müthiş bir özveriyle bugüne hazırlandınız. Bizler bu yıl bu coşkuyu, bu sahnede seyircisiz yaşadık. Bir olduk, günümüzü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü sınıfımızla andık. 23 Nisan coşkusunu okulumuza getirdik ve bu coşkunun yayılmasını sağladık. Yolunuz aydınlık, yüreğiniz sevgiyle dolsun, hepinizin bayramı kutlu olsun. Şimdi ortaokul ve lise müdürümüz, genel eğitim koordinatörümüz Savaşkan İlman konuşmasını dinleyelim. Sevgili kolejliler, ulusal egemenlik kavramı bir bayramı adlandırmanın çok daha ilerisindedir. Mustafa Kemal ilk olarak 19 Mart 1920 günü Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanması gerektiğini halka duyurur. Ve bundan sadece 33 gün sonra 23 Nisan günü meclis olağanüstü hızlı ve güçlü bir organizasyonu tamamlayarak Ankara'da toplanır. Bu bir kapı, aydınlığa açılan bir penceredir aslında. Ve bu pencere bizi kendisi dışında, bir bayram kutlamanın dışında dört kavrama daha sürükler. Tartışma, uzlaşma, ortak bir yazgıya inanç ve bütün bir ülkenin konsensüsü. Yani görüş ve ideal birliği, amaç birliği. Tartışarak gerçekleri keşfederiz. Uzlaşarak ancak ilerleyebiliriz ve ortak bir yazgımız olduğuna böyle inanabiliriz. Sonuçta demokrasi ve hukuk doğar, uygarlık doğar. Ulusal egemenlik budur. Bir gerçeği daha bilmemiz gerekiyor bugün. Dünyada 23 Nisan dışında da çocuk bayramları var. Örneğin İrlanda'da 200 yıldır Aziz Stephen şenliği kutlanıyor çocuklara atfedilerek. İsrail'de Hanukkah bayramı var. Japonların Kodo Nohisi var.
Dolayısıyla 23 Nisan dünyada çocuklara atfedilmiş tek bayram değil. Ama dünyada sadece bizim çocuklarımız Mustafa Kemal Atatürk'e sahipler. Sadece bizim çocuklarımızın Atatürk'ü var. Sadece bizim ölümsüz liderimiz çocukları her şeyin üzerinde tutarak onlara bir bayram armağan etmiş. Hem de ulusal egemenlik gibi son derece önemli bir kavramla ilişkilendirerek. Bu önemli bir gerçektir. Çok önemli bir semboldür. Sevgili kolejliler, sizler o ölümsüz liderin kurduğu okulun öğrencilerisiniz. Dolayısıyla bu hem sizin için çok büyük bir gurur hem de aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk demektir. Lütfen bunun ne anlama geldiğini ve sizden neler beklendiğini aklınızda her zaman çok canlı biçimde tutun ve bunu sıklıkla düşünün. Bu gerçeğin de altını çizerek bütün yöneticileriniz, öğretmenleriniz ve Ted Mersin Koleji'nin bütün çalışanları adına bayramınızı yürekten kutluyorum. Daha güzel yarınlarda ve daha güzel şenliklerde buluşmak üzere. Saygılarımla. Ortaokul ve Lise Müdürümüz, Genel Eğitim Koordinatörümüz Sayın Savaşkan İlman konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi de gelin İlkokul Müdürümüz İrem Ünler'in konuşmasını dinleyelim. Sayın yöneticilerim, değerli öğretmenlerim, kıymetli öğrencilerimiz. 23 Nisan 1920. Tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanının, tüm millete mal olmuş bir inancı, egemenliğe yemin etmiş vatan evlatlarının yemini, bağımsızlık uğruna ölmeye hazır olanların yedi cihana meydan okuyuşudur. Tek kişilik egemenliklerden halkın egemenliğine yapılan bu sonsuz yolculuk ve erdemli yürüyüş, daha milli mücadelenin başında adı konulmuş olan Cumhuriyet yönetiminin ayak sesleri, geleceğe olan güvenin teminatı, yarının mimarı olacak çocuklara duyulan güvendir. Sizlerle bugüne dair 23 Nisan'ın adının nasıl çocuk bayramı fikrine dönüştüğünü atamızın emir çavuşlarından olan Ali Emir'in hatıra defterinin alıntısından paylaşmak isterim. 23 Nisan 1920, meclisin açıldığı günün akşamı, yatsı vaktinden evvel Yunus Nadi, Mahsar Müfit, Ruşen Eşref, Fethi Okyar, Hoca Feyzullah Efendi ve birkaç milletvekili direksiyon binasında toplanmışlar ve Atatürk'le sohbet etmeye başlamışlar. Bu konuşmalar sırasında bir milletvekili, "Paşam, bu güzel günün adını henüz koymadık, bugüne güzel bir ad koyalım." demiş. Bunun üzerine Atatürk, yarı karanlık odada koltuğundan doğrularak, "İşgal kuvvetlerini nasıl olsa atacağız. Fakat karşımızda 600 senelik bir imparatorluğun dağılmış olsa da bir hükümeti duruyor." der. Onun karşısında meclisimiz çocuk sayılır. Onun için bugünün adına çocuk bayramı diyelim. Büyüsün ve kendi zaferini kendi ilan etsin diye buyurmuş. Atatürk'ün sözleri oturanların alkışları ve tasvipleriyle karşılanmış ve böylece 23 Nisan meclisin açılma günü ve çocuk bayramı olarak kabul ve ilan edilmiş. Genç Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak hüviyetine bu meclisle kavuşmuş ve bu vekillerle savaş kazanmış, bu egemenlik ilkesiyle halkla omuz omuza yürümüştür. Sevgili çocuklar, uygar ve mutlu bir Türkiye için bizim geleceğimiz sizlersiniz. Sizler yarını bugünden güzel, bugünden daha yaşanılır kılacaksınız. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda onun gösterdiği hedefe yürümek bizlerin en büyük andıdır. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 23 Nisan. İlkokul Müdürümüz Sayın İrem Ünler'e teşekkür ederiz. İkinci Dünya Savaşı ile gelen ağır yenilginin ardından Mustafa Kemal kararını verdi. Vatanın selameti için önce bir meclis kurulmalıydı. O gün meclisin açılışına şahit olan gazeteci Enver Behnan Şapolyo gördüklerini şöyle anlatır. Bina henüz tamamlanmamıştı. Kiremitleri bile döşenmemişti. Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattılar. Daha sonra meşhur Hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı "Hakimiyet milletindir" tabelası kürsünün arkasına asıldı. Evet,
Tüm zorluklara rağmen o gün hakimiyet milletindir dendi ve Mustafa Kemal bu önemli günü çocuklara armağan etti. Çünkü bugünün çocukları yarının aydın yetişkinleri olmaya devam ettikçe hakimiyet daima milletin olacaktı. Na yule, yeah.
मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई पर गुड़िये तीर जाएक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना नक तेरा पन दूंगा नक नब तना छ नक तेरा पन दूंगा नक हाय मैं कबूतर फसे आके होर को फसे बिना हाय फसे बिना हाय फसे बिना छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक हो मैं कबूतर फसे आते होर कोई फसे बिना 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 ना मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हम राही यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही समझे ना हो अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना येलो येलो सर मेरे टच में रहना धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां धक 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 के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां
Siento ya por dentro que no se explica a mí. Por eso solo quiero yo y canto y canta un chico vinilo. Bye, 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 bye. Çocuğum hayallerim var büyüdükçe artan, gözlerimde geleceğe bakan. Ben bir çocuğum, umutlarım var çokça yer tutan, kalbimde hep sevgiyle çarpan. Ben bir çocuğum, sevinçlerim var dünyayı saran, kahkahamda güneş gibi ısıtan. İyi bir eğitim, fırsat eşitliği isterim. Nefes alabilirim, çevre benim her şeyim. İcat çıkarırım, benim meşalem bilim. İçimizde kalan çok şey var düzelmesi gereken. Gereken. Biz çocuğuz, umudumuz var hala sizlerden. Kulak verin de çözelim geç olmadan. Geç olmadan. Biz çocuğuz, isteğimiz var siz büyüklerden. Yüzüncü yılında bu bayramı. Çok akıllı.